Kıymetli dostlar, herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Günün Bereketi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. YKS sonuçları açıklandı. Aileleri ve gençleri heyecanlandıran tercih sürecindeyiz. Eğitimi, gençliği, üniversiteyi bugün 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Sinanoğlu ile konuşuyoruz. Ayrıca YKS sayısal alanda Türkiye 21.'si olan Yunus Emre Kök ile YKS sürecinde çalışma ve günlük rutinlerini konuşacağız. Siz de sorularınızı Günün Bereketi TV Instagram adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve Günün Bereketi başlıyor efendim. Kıymetli Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Kıymetli dostlar, bugün 4.5G bağlantımızla Ahmet Mahmut Şen'le birlikte olacağız. Bakalım bize bugün nereden bağlanacak? Biraz sürpriz olsun. Ayrıca bir konuğumuz daha var ki, o da Türkiye YKS 21.'si olan Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi mezunu olan Yunus Emre Kök. Bizlerle birlikte olacak. Şimdi 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mustafa Hocam'la birlikte tekrar eğitim sürecine, üniversitedeki tercih aşamalarına ve gençlerimizin bu tercih aşamasına nasıl bir bölüm seçmesi gerektiğine dair konumuza başlayalım hocam. Sayın Hocam, gençlik diyoruz ve artık lise mezuniyetinden sonra yüksek öğretim hayatı başlıyor. Evet. Ve bu yüksek öğretim hayatında artık istikballerini şekillendirecek bir aşamanın içine girdiler. YKS sonuçları da artık geldi. Evet. Ve tercih aşaması başladı. Bu konu için ne demek istersiniz bizim çocuklarımıza? Ben öncelikle kıymetli gençlerimizi, sevgili öğrencilerimizi, öğrenci adaylarımızı içtenlikle selamlıyorum. Ailelerini selamlıyorum. Onlara kolaylıklar diliyorum. Doğrusu hayat planlamaları açısından çok önemli bir dönemi yaşıyorlar. Ancak şunu da biliyoruz ki onlar çok ilgililer. Epeycedir bu konuda hazırlanıyorlar. Yaklaşık bir ay önce sınavlarını verdiler. Şimdi neticelerini öğrenmiş oldular. Bu neticelere göre ve kendi ilgilerine göre bir tercih yapma aşamasındalar. Bu konuda elbette dikkat etmeleri gereken hususlar var. Üniversite eğitim öğretimi gençlerimizin hayat planlamaları açısından çok önemli. Üniversiteler bilimsel bilginin bilimsel metotlarla üretildiği, belli ölçüde tekrar efendim öğrenildiği üst düzey eğitim öğretim kurumlarıdır. Buralarda gençlerimiz elbette şu ana kadar üretilmiş bilgiyi kazanmak yanında tekrar bilgiyi üretmek konusunda da belli bir usul ve metot çerçevesinde birikim sağlayacaklardır. Onlar tabii üniversite ortamında sadece bilgi edinmek, bilgi öğrenmekle kalmıyor. Kişisel gelişimlerini de aynı zamanda geliştirecek ortam buluyorlar. Farklı kabiliyetlerini keşfetme imkanları da bulabiliyorlar. Bu çerçevede tabii tercih edecekleri program, tercih edecekleri üniversite, üniversitede o bölümün yapısı öğrencilerimiz açısından çok önem arz ediyor. Onlar gerek internet ortamından, gerek ilgili üniversitelerin sağladığı iletişim imkanlarından faydalanarak bu konuda ciddi bilgilenme imkanına sahipler. Muhakkak profesyonel destek almalarının gerekliliğine inanıyorum. İstedikleri bir alanı bulduklarını düşündüklerinde, kararlarını verdiklerinde dahi tercihlerini sağlıklı yapabilmek için belli bir destek almalarının faydalı olacağına inanıyorum açıkçası. Program akışında o tercihleri açısından önemli olacak bazı hususlara tekrar tekrar değinme imkanı da bulabileceğimizi düşünüyorum. Hocam, bundan sonraki hayatlarını şekillendiren bir sürece girdiler. Elbette. Kimisi istedikleri bölümü tercih edecek, kimisi daha kolay iş imkanı bulabilecekleri bir bölüme yönelecekler. Bu şekillendirme, hayatlarını şekillendirecekleri bu süreçte üniversitelerin, bölümlerin önemine değinmek istiyorum. Neden üniversite bu kadar önemli? Şimdi doğrusu
üniversiteler yüksek öğretim kurumları olarak gençlerimizin belli bir dönem sonra iş bulabilecekleri bir birikimi onlara sağlayabildiği gibi üniversite tahsili sonrasında bilimsel çalışmalara da onları hazırlayabilecek, hayat boyu sürdürecekleri yoğun bir bilimsel faaliyet içerisinde de olabilecekler. Onlara bir şekilde mesleki formasyon yanında farklı alanlarda birikim sağlayarak hayata hazırlayacak imkanlar da sunmakta. Üniversitelerde şu anda üniversitelere sadece bir meslek edindirme kurumu olarak bakmak da doğrusu doğru değil. Elbette üniversitelerde belli programlar hemen eğitim öğretim faaliyetleri bittikten sonra onları hayata hazırlayıp bir iş sahibi yapabilecek programlar çoğunlukla ama daha farklı bakıp olaya hayatları boyunca ilgilenebilecekleri çeşitli uğraş alanları bilimsel çalışmalar yanında çeşitli profesyonel alanlar da elde edebileceklerdir. O sebeple öğrencilerimizin, ailelerinin ve profesyonel destek almayı biraz o manada kastediyorum. Kendi bireysel kabiliyetlerini de dikkate alarak tercih yapmalarında fayda var. Dönem dönem belli programlar ön plana çıkabiliyor. Öğrencilerimizin karakterlerinin, fıtratlarının, yapılarının yatkın olup olmadığına bakmadan o dönemde revaçta olan programlara doğru ilgi duyabiliyorlar. Mezuniyetler sonrasında hiç o programlardan hayatlarını kazanacakları bir tercihte de bulunmamış olabiliyorlar. O sebeple kendileriyle barışık olarak ilgi duydukları alanı iyi tespit etmelerini tavsiye ederim. Yani siz severek, isteyerek hangi alanı okuyacaksanız o alana ilgi duyun. Hatta bazen aldığınız puan, YKS sınavlarından aldığınız puan çok rahatlıkla o bölümü kazanacak olabilir. O puanla farklı yerleri de daha yüksek puan isteyen programları da kazanacak olabilirsiniz. O önemli değil. Yani puanınızın gideceği en yüksek programı değil. Severek okuyacağınız, mezun olduktan sonra da o programın size sağladığı birikimle hayatınızı kazanacağınız, kendinize yeter olacağınız, etrafınıza katkı duyacağınız, severek ilgileneceğiniz alanları tercih edin derim ben sevgili gençlerimize. Yani benim bu dönemde galiba şöyle bir programı tercih etmem gerekiyor gibi genel tercihlere ilgi duymak yerine kendi istedikleri, başarılı olacakları, severek okuyacakları programları, alanları tercih etmelerini tavsiye ederim. Daha kişisel, daha faydalı tabii. Daha faydalı olacaklardır. Kendilerine daha iyi geliştirebileceklerdir. Severek o alana ilgi duydukları için daha başarılı olacaklardır. İlerisi için daha farklı imkanlarla da karşılaşacaklardır. Hocam, başarılı bir kariyer edinebilmek için öyle farklı farklı basamaklardan yol alıyoruz. Bunun tabii en temel basamaklarından biri de üniversite. Evet. Ve bizler de öyle. Üniversite sınavını geçtikten sonra tercih yapacağımız süreçte üniversiteleri elemeye başlamıştık. Evet. Hem aldığımız puanımız hem sıralama neticemiz. Şimdi bu sınava giren öğrencilerimiz iyi bir derece yapmışlarsa, başarı sıralamaları da iyi ise ister istemez masaya üniversiteleri yatıracaklar. Elbette. Sizler de İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü olarak 29 Mayıs Üniversitesi'ni bize tanıtır mısınız hocam? Gençlerimiz 29 Mayıs Üniversitesi'ni tercih etmeliler mi? Ben elbette. Üniversitemiz İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş bir üniversite. 2010 yılında biz Edebiyat Fakültemizle eğitim öğretim faaliyetimize başladık. Tabii Türkiye Diyanet Vakfı 2010 yılında efendim farklı vakıfların üniversiteleri var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın da bu durumda bir üniversitesi olsun gibi bir ani kararla bu üniversiteyi kurmuş değil. Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında kuruluşundan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımızın faaliyetlerini desteklemek yanında hemen ilk yıllardan itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine, bilimsel çalışmalara da ilgi duymuş. Yurt içinde ve yurt dışında lisansüstü efendim burslar vererek çok kıymetli ilim adamlarının yetişmelerine imkan sağlamış. Türkiye Diyanet Vakfı'nın verdiği lisansüstü burslarla 70-80 civarında efendim
ilim insanı, doktoralarını yurt içinde, yurt dışında tamamlamışlar. Türkiye Diyanet Vakfı bu çerçevede İslam ülkelerinde A'dan Z'ye ilk defa tamamlanmış olan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi faaliyetlerini 30 yıla yakın bir süreyle sürdürerek tamamlamış. 1984 yılında bu ansiklopedi çalışmalarına başlamış. 1988 yılında İslam Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş. Daha sonra 90'lı yılların başında bu iki kurum birleşmiş. Geriye doğru bakıldığında üniversiteden önce Türkiye Diyanet Vakfı'nın 20-25 yılı aşkın bir bilimsel faaliyeti var. Bu faaliyetin sağladığı bir imkan ve ortamla üniversite tabiri caizse tabi olarak ortaya çıkan bir proje haline gelmiş vakıf çalışmaları açısından. 2010 yılında İstanbul'da kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Edebiyat Fakültesi ile eğitim öğretim faaliyetine başlamış. Daha sonra İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri devreye girmiş. 2018 yılında üniversitemiz Üsküdar'dan Ümraniye'ye, şu andaki yerleşkesine kavuştu. Daha geniş eğitim öğretim ortamlarının, imkanlarının bulunduğu bir yerleşkede. Üniversitemiz şu an itibariyle 5 fakültesi, 22 lisans programı, tezli, tezsiz, yüksek lisans ve sonrasında doktora programlarıyla da 30'a yakın lisansüstü programla eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekte. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi. Programlarımızla ilgili de kısa bilgi vermek isterim doğrusu. Edebiyat fakültemizde mesela Arapça mütercim tercümanlık, İngilizce mütercim tercümanlık, tarih, felsefe, Türk Dil Edebiyatı bölümü, İngiliz Dili Edebiyatı bölümü, psikoloji bölümleri söz konusu. Ayrıca bilgi belge yönetimi diye bir programımız var. Geçen sene bu programımızı açtık. Bilgi belge yönetimi programları Türkiye'de çok sayıda değil. İlk defa bir vakıf üniversitesi olarak biz bilgi belge yönetimini açtık. Türkiye'de toplam öğrenci kapasitesi de 1000 dahi değil. Biz bu programla mesela bilgi belge yönetimi programıyla dijital ortamda, elektronik ortamda artık gelişmiş ve farklı bir ortama kavuşmuş olan geleceğin kütüphanecilerini, geleceğin elektronik bilgi ortamlarını yönetecek bilgi idarecilerini, geleceğin elektronik belge uzmanlarını yetiştireceğiz, yetiştiriyoruz. Biz öğrencilerimizin, adaylarımızın mezuniyet sonrasında hazır mesleki olarak olaya bakıyorsak, akademik olarak da olaya bakıyorsak, iş garantili bir program diyebilirim bu programa. Çok da bilinmeyen bir program. Kesinlikle kütüphanecilik ve arşivcilik adı altında yürüyen program yıllarca bilgi belge yönetimine dönüşmüş durumda. Adaylarımızın, edebiyat fakültemizin, üniversitemizin web sayfasından bilgi belge yönetimi programımızı ve kadromuzu iyice incelemelerini tavsiye ederim. Öte yandan mesela bizim edebiyat fakültesinde felsefe programımız da açıkçası Türkiye'de en güçlü akademik kadrosu itibariyle programlardan biri diyebilirim. Modern Batı düşüncesi ve İslam düşüncesi geleneklerini özgün orijinal dilleriyle ayrı ayrı sunan güçlü bir program diye sunuyorum. Bu kontenjanları da sınırlı. Ben adaylarımızın felsefe programımızı da Türkiye'deki diğer felsefe programları içerisinde incelemelerini arz ederim. Tarih programımız, Türk Dil Edebiyatı, psikoloji programlarımız, diğer mütercim tercümanlıklarımız zaten Yüksek Öğretim Kurulu'nun hazırladığı vakıf üniversiteleri raporlarında da başarılarıyla dikkati çekmekte açıkçası. İlahiyat fakültemiz yerleşen öğrencilerin başarı sıralaması itibariyle Türkiye'de önemli bir başarı yakalamış durumda. İlahiyat fakültemize geçen yıl yerleşen öğrenciler 40 öğrenci ilk binde, 40. öğrenci 835. sözelde Türkiye. Çok iyi. 835.si. Programımız birinci sırada yer almakta. Programımızın çok ciddi bir Arapça hazırlık sınıfı var, ilahiyat programının. Arapça hazırlık, İngilizce hazırlık ve Türkçe hazırlık programlarımızı ileride biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Evet, soracağım az sonra. Bu programımızı, Arapça hazırlık programını bitiren ilahiyat öğrencilerimizi salgın döneminde gerçekleştiremedik ama bu dönem hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yaz döneminde Ürdün'de bir üniversitede 2 ay farklı Arapça dersleri alarak
adeta hazırlık programının 7. bir kuru gibi de eğitim öğretime tabi tutacağız. Hocam pandemi döneminde de galiba uzaktan eğitimle zaten bu süreci tamamladınız değil mi? Aynen öyle efendim. Pandemi döneminde öğrencilerimizi kendi hallerine bırakmıyoruz. Yazın uzaktan eğitimle o bilgi birikimini geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu halde doğru mu anladım hocam? Hazırlık eğitimi alan öğrencilerinizi yaz tatilinde yurt dışındaki dil eğitimiyle de destekliyorsunuz. Destekliyoruz ilahiyat programında. Eğitim ve Edebiyat Fakültesi'nde Arapça hazırlık sınıfı olan diğer iki programımızdan da belli sayıda başarılı öğrenciyi bu öğrencilere katıyoruz. Bir Türkiye Diyanet Vakfı'nın sunduğu bir hediye, bir imkan olarak açıkçası. Hazırlık programlarının şöyle bir özelliği var. Haziran sonunda diyelim ki hazırlık dil programı bitti. Öğrenci belli bir başarı seviyesiyle hazırlığı tamamlıyor. Fakat 2-3 ay yaz tatilinde kendi haline bıraktığınız zaman Eylül'de lisansta o dili kullanarak eğitim öğretim faaliyetini sürdürecek öğrenci geriliyor. Biz gerilemesini istemediğimiz gibi yazın uyguladığımız programlarla öğrencinin dil başarısını birkaç puan daha ileri götürerek hiç birikimlerini kaybetmeden geliştirmiş olarak lisans programına dönmelerini sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli hazırlık programları açısından. Hocam öğrencilerimiz şunu sizin sayfanızda, sitenizde lisans programlarının müfredatını görebiliyorlar değil mi? Tabii. Yani hangi dersler, bütün, hangi alan? Bütün lisans programlarımızın akademik bölümden girerek, akademik programların tek tek kendi özel sayfalarına girerek 8 yarı yıllık lisans programları dökümlerini görebilirler. Akademik kadromumuzu tek tek inceleyebilirler. Orada gördükleri akademik kadrodaki bütün hocalar derslerine gireceği gibi 8 yarı yıllık programda İstanbul gibi bir büyük kentin akademik imkanlarından da ayrıca yararlanarak öğrencilerimizi desteklemek adına öğrencilerimizin alacağı lisansüstü derslerde uzmanlaşmış, muhakkak tanımalarını arzu ettiğimiz hocalarımızı kısmi zamanlı hoca olarak davet ediyoruz. İçeriden herhangi bir hocamızın verebileceği bir ders olarak görmeyip bu lisans programını alan öğrencilerimiz İstanbul'daki şu hocamızı da tanısın diyerek davet ediyoruz doğrusu. Kısmi zamanlı hocalarımız da tam zamanlara göre az olmakla birlikte öğrencilerimizin birikimini geliştirmek adına davet ediliyor. Orada gördüklerinden daha zengin bir kadroyla karşılaşmış oluyorlar. Kaldı ki biz mesela programlarımızda bir programı açabilmek için asgari öğretim üyesi yeterli olabiliyor. Biz her sene programlarımızı destekliyoruz. Bir zorunluluğumuz olmadığı halde kadroyu geliştirmek adına öğretim üyesi, akademik personel istihdamımızı sınırlamıyoruz. İhtiyacımız olacak. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıfa geldikçe öğrencilerimizin dersleri geliştikçe farklı hocalarımızdan da istifade etsinler. Hep tek bir hoca bütün yıllarca derslerine giriyor gibi olmasın. 3-4 hoca, 5-6-7-8 hoca, felsefe bölümünde mesela 7 hocamız var bir şekilde. Diğer bölümlerde 10'a yakın hocalarımızın olduğu bölümler var. Tek bir lisans programında derse giriyorlar. Bu manada akademik kadromuzla biz doğrusu övünüyoruz, kadro zenginliğimizle. Hocam şöyle de bir durumunuz var sanırım değil mi? Yani öğrenci sizi tercih etti, üniversitenizin artık öğrencisi oldu. Ama akademik kadro bünyenizde bulunan hiçbir hocanız öğrencinin dersine girip çıkmak gibi böyle bir memur anlayışına sahip olmadıklarını öğrendim. Eğitim koçluğuna devam edip öğrencilerle birebir eğitim ve öğretimi besleme noktasında oldukça aktif bir eğitim kadronuzun olduğu doğru mudur? Ben oraya da geleceğim efendim. Şimdi bizim doğrusu neden İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tercih edilmelidir sorusunu cevaplarken öğrenci odaklı bir eğitim öğretim anlayışı diyoruz. Bu bir klişe cümle değil açıkçası. Orada da bizim çeşitli akademik danışmanlık ve akademik destek programlarımız var. Bir iki fakültemizin de lisans programını tamamlayıp isterseniz konuyu tamamlayalım, sonra tekrar dönüş yapalım. Tabii. Akademik programları. Edebiyat fakültemizden, ilahiyat fakültemizden bahsettik. Eğitim fakültemiz mesela bir vakıf üniversitesi için düşünüldüğünde zengin lisans programlarına sahip. Eğitim fakültemizde Arapça öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği
lisans programımız var. Sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programımız var. Okul öncesi öğretmenliğiyle birlikte bu sene sınıf öğretmenliği lisans programımızı da açtık. Hı hı. Sonra özel eğitim öğretmenliği programımızı. Sınıf öğretmenliği bu sene ilk öğrencilerini alacak. İlk öğrencilerini bekliyor, evet. İlk öğretim matematik öğretmenliği de açıldığında bizim bu sene 8 programımıza eğitim fakültesinden öğrenci bekliyoruz. Bu sene ilk defa açılan özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, ilk öğretim matematik öğretmenliği bir vakıf üniversitesi için çok zengin, gelişmiş bir eğitim fakültesi hazırlamış durumdayız. Buradaki temel gayemiz de kurucu vakfımız olan Türkiye Diyanet Vakfı. Ayrıca Türkiye'de ilk öğretim, orta öğretim, lise eğitim öğretim faaliyetlerine kurumsal olarak açılmış durumda. Vakfımızın yurt içinde ve yurt dışında sadece üniversite seviyesinde, lisans seviyesinde değil, ilk öğretim, orta öğretim seviyesinde de eğitim faaliyetleri olduğu için eğitim fakültesi üniversitemizde ayrı bir öneme sahip. Ciddi, güçlü bir kadrosu var. Kadroyu program açma kriterleriyle sınırlı tutmuyoruz. Her yıl zenginleştirip akademik kadroya yeni hocalarımız, taze kanlar katılmış oluyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ekonomi, siyaset ve sosyal hizmet programlarıyla başarı grafiğini her yıl artırıyor. Bu sene yönetim bilişim sistemleri programımız ikinci dönem öğrencilerini kabul edecek bu fakültemize de. Ayrıca 2 yıldır eğitim öğretime devam eden ve bu sene 3. dönem öğrencilerini alacak olan hukuk fakültemiz çok ciddi bir başarı grafiği yakalamış durumda. Hukuk fakültemiz ilk yıl pandemi dönemi olmasına rağmen kontenjanını tam doldurarak faaliyetini sürdürdü. İkinci yıl yine hiçbir kontenjan sıkıntısı çekmedik. Bu sene 3. dönem öğrencilerimizi bekliyoruz. Güçlü bir akademik kadrosu var. Bu dönemde yine akademik kadroya ek yapacağız. Görüştüğümüz hocalarımız var açıkçası. Böyle bakıldığında 5 fakülteli, 22 lisans programı bulunan zengin yelpazeli, güçlü bir üniversite programlarıyla karşı karşıyayız. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bu programlarımızın Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlık programları var. Biz hazırlık programlarımızı Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulundurduk. Hazırlık programlarımızın temel özelliği şu, onu özellikle vurgulamak isterim. Hazırlık programlarımız öğrencilerimize sadece dil öğretmiyor. Ciddi anlamda disiplinli çalışma alışkanlığı da aşılıyor diyebilirim. Bir defa 3 dilde de Arapça, İngilizce ve Türkçe'de programlarımızın başarısı kabullenilmiş durumda. Evet. Biz İlahiyat Fakültesi programımızda ve diğer programlarda Arapçayı ve İngilizceyi çok başarılı bir şekilde öğretiyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi yurt dışı programlarıyla destekliyoruz. Şunu söylemeliyim, yani Eylül'den Haziran'a kadar 850-900 saat civarında her 3 dilde de öğrencilerimiz ders alırlar. Kesinlikle 4 dil becerisi, okuma, yazma, anlama, konuşma anlamında sıkıntıları hiçbir şekilde olmaz. Program bittiğinde yazın yurt içi, yurt dışı ek programlarla desteklenirler. Kesinlikle öğrencilerimiz derslerinden sonra her gün 3-4 saat çalışmak durumunda olurlar. Yani akademik kadromuz Arapça, İngilizce, Türkçe hazırlık programlarında öğrencilerimizi kesinlikle oturup çalışmalarını sağlayacak bir öğrenci iş yükü de yüklerler. O disiplini kaybettirmiyor. Verirler kesinlikle. Evet. Onu günlük olarak da isterler. Çaresiz öğrenci çalışmak zorunda. Yani onu böyle severek, teşvik ederek, onlara adeta bir başarı sevgisi aşılayarak muhakkak başarılı kılarlar. Peki hocam %100 yabancı dil eğitimi verdiğiniz programlarımız var. İktisadi İdari Bilimler programları, mesela ekonomi, siyaset. Hı hı. Diğer programlarımız %30 İngilizce veya Arapça ve hı, Türkçe olanlar da var. Mesela Türkçe programlar var. Öğrencilerimiz ÖSYM kitapçığından göreceklerdir programın hangi dilde, hangi oranda yabancı dilde olduğunu. Türkçe programlarımızda da kontenjan dahilinde ben isteğe bağlı olarak hazırlık okumak istiyorum. Sosyal hizmet programımız Türkçe bir program. Ondan sonra bilgi belge programımız Türkçe bir program mesela. Ama ben isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okusam, bize yerleştikleri bursluluk statüsünde
isteğe bağlı olarak hazırlık programı okuyabiliyorlar. Ama şu yok, benim programım zaten Türkçe. Ben biraz öğrensem de olur, öyle değil. Onu İngilizce bir hazırlık, İngilizce bir lisans programında okuyacak gibi yoğun bir şekilde o dili öğretir. Programlarımızdaki hocalarımız, mesela hukuk fakültesi bizde Türkçe. 20'ye yakın öğrencimiz ilk yıldan itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı tercih ettiler. Çok başarılı bir şekilde İngilizce lisans okuyacak öğrencilerimizle yarışacak bir şekilde dil öğrendiler. Birinci sınıfta hukuka geçtiler. Ha, dersler Türkçe olduğu için hocam bu dili kaybetmeyelim. Tamam, hazırlık programından yabancı dil yüksek okuluyla görüşüldü. Bu öğrencilerimize 2 veya 3 blok daha ders dışında ek İngilizce hukuk metinleri okuyacakları dersler konuldu. Ve o dili geliştirdiler. Buna imkanımız var. Biz mesela Arapça hazırlık programı okuyor İlahiyat Fakültesi'nde öğrencimiz. Çok başarılı çocuklar. İlk 1000'de yerleşmiş 40 tane öğrenci. Lise tahsilinde belli bir İngilizce altyapıları var. Arapça altyapıları var. Arapçayı zaten hazırlık programında öğrendiler. 1. 2. sınıfta ek haftada 6 saat 8 saat İngilizce ders alarak yabancı dil yüksek okulundan genel dil sınavlarını geçerek dil yeterliliği alan öğrencilerimiz var gayet rahat bir şekilde. Biz burada ikinci dil çalışmalarını öğrencilerimizi muhakkak destekliyoruz. Ayrıca o akademik destek programlarında bahsedeceğim. Bunların dışında Fransızca, Almanca, Rusça, klasik Latince, Grekçe dersleri ihtiyaçları varsa onlara kadar biz ek dil programları sunabiliyoruz öğrencilerimize. Yeter ki istesinler. Kesinlikle. Siz 29 Mayıs Üniversitesi olarak tercih edecek bütün öğrencilerin isteklerine karşılık vereceğinizi teminatını veriyorsunuz. Saygıdeğer hocam, devam edeceğim bu tatlı muhabbete. İnşallah. Öncelikle bizim YKS sürecine 21. olan bir öğrencimizi bugün maşallah konuk alıyoruz. Şimdi kendisini tanımak istiyoruz. Maşallah. Sevgili izleyiciler, YKS sürecinde güzel bir derece alan öğrencimizle birlikte olacağız az sonra. Sevgili Yunus Emre, hoş geldin. Hoş bulduk. YKS gibi zorlu bir süreçte çok hoş, güzel bir derece aldın. Evet. Türkiye 21.sin sayısal alanda. Yunus Emre Kök kimdir? Seni bir tanıyalım mı önce? Tabii, ben Yunus Emre Kök, 18 yaşındayım, Samsun Çarşambalı'yım. Ortaokul ve liseyi Tevfikileri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. 2022 YKS Türkiye sayısal 21.siyim. Seni tebrik ediyoruz bu başarından dolayı öncelikle. Peki Yunus Emre, eminim ekran başındaki birçok genç bu başarıyı nasıl elde ettiğini merak ediyorlar. Evet. Nasıl bir süreçten geldin? Bize bir anlatır mısın? Tabii 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan çalışma sürecimi şöyle bir özetleyebilirim. Tabii ki. Benim 9-10'daki çalışma yarım şu şekildeydi. Konu eksiğim kalmasın, yazılardan da yüksek alayım. Yani bütün odağım derste olmayacak ama dersleri kesinlikle boşlamayacağım. Bu benim için çok önemliydi çünkü şunu biliyordum. 12'ye geçtiğim zaman benim 4 senenin müfredatıyla uğraşmam lazım. Bunları yavaş yavaş eritmek lazım. Yoksa 12 zaten yeterince stresli bir sene olduğu için yani yükü ne kadar azaltırsak o kadar verimli olur diye düşünüyordum. 9 ve 10'un yazında açıkçası çalışmadım. Buna biraz pişmanım. Keşke en azından bir özet yapsaydım, bir tekrar etseydim en azından benim için daha iyi olabilir. Çünkü 12'ye geçtiğim zaman bir şeyleri unuttuğumu fark ettim. Yani yapıyordum ama bir şeyler eksikti yani. Keşke... Orada bir boşluğu fark ettin. Evet, yani o 3 ayı boş geçirmemek lazım. Yani çok çalışın demeyeceğim çünkü 9 ve 10'un yazı artık biraz daha eğlencedir, gezmedir, tozmadır, biraz daha sosyal etkinliktir ama dersi de boşlamak lazım, unutmamak lazım. 10. sınıfın 2. dönemi zaten pandemi girdi. Pandemide pek çok arkadaşla biraz saldı diyebilirim. Yani okul olmayınca, hani ev ortamı olunca. Ben bırakmadım. Yunus Emre, peki bu uzaktan eğitim sürecinde bırakmadım derken neler yaptın? Neler yaptım? Sabah işte online derslere girdim. Bazen kalkamadık tabii insanlık hali. Ev hali olunca. Okul derslerini hiç ihmal etmedin. Evet, olabildiğince ihmal etmedim. Devam ettim. O derslerden sonra da kalktım. Dersimi çalıştım. Günlük 4-5 saat civarıdır. Ondan sonra işte akşam zaten dinlenme faslı. Şimdi şunu çok merak ediyordur eminim ekran başındaki gençler.
Yunus Emre disiplinli bir plan yapmış. Belli ki 9, 10, 11, 12 süreci hep disiplinle gelmiş. Peki bu disiplini günde kaç saat çalışmayla başardın Yunus Emre? Bir böyle senin yaşıtlarına, senden daha ufak olanlara tiyo vermek ister misin? Ben böyle böyle yaptım diyor musun? Nasıl bize bir o disiplin şemanı bir anlatır mısın? Bir rutin oturtmak istiyorlarsa bence önemli olan bir günde çok fazla yüklemek, yavaş yavaş başlamak işte. Mesela hani hiç ders çalışma disiplini yoksa mesela günde bir saat ama sürekli devamlı olacak bu. Kesinlikle aksatmayacak. Sonra o 1,5 saat olur, 2 saat olur, 2,5 olur. Bir yerden sonra zaten forma girdiğinizi hissediyorsunuz. O ders çalışmak artık bir gündelik bir aktivite oluyor. Yani böyle zorunlu, çok acı veren bir şey değil de hani ne diyeyim her gün yaptığın bir iş. O bisiklet sürmek gibi değil mi? Bir de sonra pedal çevirmek artık ağır gelmiyor. Yoksa hani 4 sene boyunca istemediğin yani senin fıtratına aykırı bir şey yapmak imkansız. Onu normalleştirmek lazım. Gözde çok büyütmemek gerekiyor. Ondan sonra ama ben tabii insan olduğumuz için ben bazen çok bunalıyordum. Yani hani ders çalışmak istemiyorum. O zaman salıyordum o günü. O günü dinliyordum, kafamı dinliyordum. O benim için çok güzel oluyordu. Daha verim, şimdi çalışmaya devam etsem hem sinir olacağım hem hani kendimi yıpratacağım. Belki pes edeceksin. Evet, hem de verimsiz olacak. Onun yerine salıyorum. Hani bir günden bir şey olmaz. Ben zaten elimden geleni yapıyorum ama insanım. Hani benim de duygularım var, etkileniyorum sonuçta. Her günüm aynı olamaz, %100 verimli olamaz. O yüzden o gün dinleniyordum, ertesi gün çalışmaya devam ediyordum ama kesinlikle bırakmıyordum. Ama bu disiplinin için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok gençsin, küçüksün. 9. sınıf 10-11 dediğin aslında oyun, eğlence, gezme değil mi? Evet. Bu çağların olduğu bir dönem. Böyle bir süreç ama sen böyle bir hedef koymuşsun gibi hissediyorum. Yoksa hedef koymasan oraya doğru böyle hızlı bir yürüyüş, disiplinli bir akış sağlanabilir miydi Yunus Emre? Bir hedefin var mıydı? Evet, aslında bizim bu yaptığımız fedakarlık yani gençliğimizden aslında biraz veriyoruz hedeflerimiz için. Yani ben inşallah vatanıma milletime hayırlı bir mühendis olmak istiyordum en baştan beri. Hani kendim böyle İHA SİHA yaparken falan hayal ediyordum. Selçuk Bayraktar'ı o konuda çok seviyorum yani takip ediyorum. O hedefleri düşünmek, o vatana millete hizmet etme şeyi ben de hani kuvvetliydi, istiyordum. Genç yaştan beri annem babam sağ olsun bana o sevgiyi aşılamışlardı. O yüzden o hedefler doğrultusunda yürüdüm diyebilirim. Yunus Emre, kaçıncı sınıfta başladın böyle bir hedefe? Ne zaman istedin mühendis olmayı? Mühendis olmayı? Mühendis olmayı sanırsam lisenin başlarında. Ben ortaokuldayken şöyle çok net bir hedefim yok. Mesleğimi seçmemiştim ama yine çalışıyordum yani. Ne bileyim yazılılardan yüksek almak benim hoşuma gidiyordu. Babamın benimle gururlanması olsun, şey olsun. Yani bir de şöyle ben ders çalışmadığım zaman çok yapacak da bir şey bulamıyorum yani. Şu diğer şeyler ne bileyim YouTube videolar, diziler falan biraz vakit kaybı gibi hissediyorum. Vicdan azabı duyuyordum. O vicdan azabını duymamak için de ben biraz ders çalışıyordum. Erken yaşta bir bilinç kazandık diyebiliriz. Çok kıymetli duyguların var ama babamın benimle gurur duyması, annemin babamın beni desteklemesi. Emekleri o kadar çok. Evet, o kadar güzel, hoş, nazik ifadelerin var ki seni bu noktada da tebrik ediyorum. Peki Yunus Emre, ortaokul tevfikileri, lisede tevfikileri. Şimdi bu okulu kazanmanın bir bedeli var, bir sınavla alınıyorlar, evet. Değil mi? Demek ki bir derece yaptın ki artık bu okuldasın. Bu disiplini sağlamak, Türkiye 21.si olmak özel bir motivasyonu da getirmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu motivasyonu sağlayan okulunun öğretmenleri miydi, aile miydi, yoksa senin koyduğun hedefteki o bilgiyi keşfetme serüvenin miydi, neydi? Aslında hepsi. Hepsi bir bütünün parçaları açıkçası. Hepsinin benim üzerimde çok büyük emeği var. Hani maddi manevi. Allah razı olsun onlardan. Tabii hani öğretmenler destek veriyor, anne baba destek veriyor ama iş yine de öğrencinin kendisine bitiyor açıkçası. Hani ne kadar iyi imkanların olsa da sen onları değerlendirmezsen bir anlamı kalmıyor. Ben de hani diyordum öğretmenlerim bu kadar emek veriyor. Zahmete giriyorlar, annem babam emek veriyor. Benim bu emeklerin karşılığını vermem lazım. Ha, şu şekilde diyelim hani mutlaka derece yapacağım değil de hani ben elimden geleni yapayım da gerisini zaten Allah takdir eder. İnşallah hayırlı bir şey nasip eder. Ben de inşallah bana emek veren, bana dua eden, destek olan kişilere böyle gururlandırabilirim diye düşünüyordum. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre. Peki son olarak senin gibi bu YKS sürecine hazırlanan arkadaşların için söylemek istediklerin var mı? Var. Öncelikle tabii biz burada anlatıyoruz hani çalışma düzenimizi hani genel olarak anlatıyoruz ama detaylara girmiyoruz. Kimsenin YKS süreci mükemmel dört dörtlük değil. Herkesin benim derece yapan arkadaşlarım ben dahil kötü günlerimiz oluyor, çalışamıyoruz. Çalışmak istiyoruz ama
Böyle bir şeylerle oyalanıyoruz, verimsiz geçiyor. Yastığa kafamızı rahat koyamıyoruz. Böyle şeyler bence gayet normal. Çünkü biz insanız sonuç olarak, makine değiliz dediğim gibi. Yani her günümüz aynı olamaz. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Sınava 2 ay kalaydı. Ben yine hani ders çalışıyorum ama içimde birikmiş yani bayağı bir hani yerli yersiz acayip bir öfkem var. Yani kendimi yıpratıyorum, bir şeyler doğru gitmiyor. Artık şimdi hani böyle masaya vuruyorum. Babam içeri geldi, oturttu beni karşısına. Dedi ki oğlum hiçbir şey senin sağlığından kıymetli değil. Sıkıntı nedir? Yani niye böylesin? Ben dedim baba işte ben çalışıyorum ama bir şeyler doğru gitmiyor. Hani sen bana emek verdin, bir beklentin var. Ben o beklentiyi karşılamak istiyorum ama galiba başaramayacağım. Babam dedi ki oğlum bu sınavla alakalı senden hiçbir beklentim yok. Benim senden tek isteğim 5 vakit namazında vatanına milletine hayırlı bir Müslüman olman. Sen elinden geleni yapıyorsun, ben sana şahidim. Gerisi Allah'ın takdiri dedi. Ya, bu beni o kadar rahatlattı ki o 2 ayı o şekilde atlattım. Bu yüzden şunu diyeceğim. Bu sınav bir süreç. Yani iyi günleriniz olacak, kötü günleriniz olacak. Burada önemli olan çalışmayı bırakmamak ve tevekkül etmek. Gerisini Allah'a bırakmak. Çünkü yapamayacağımız şeyler için kendimizi yıpratmanın bir anlamı yok. Yunus Emre, bu güzel tavsiyelerin için ve güzel duyguların için seni kocaman selamlıyoruz. Yüreğinden öpüyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir öğrencisin. Vatanımıza, tamam, milletimize de çok kıymetli bir mühendis olacağından eminiz. İnşallah. Tekrar tekrar tebrik ediyoruz seni. Teşekkürler. Kıymetli izleyenler, ekran başındaki gençler, Yunus Emre'yi dinledik. Sohbetimiz Mustafa Sinanoğlu hocamla devam edecek. Kıymetli hocam, Yunus Emre'yi dinledik. Ben evet, kıymetli Yunus Emre'yi, ailesini, anlattığı anekdottan hareketle de kıymetli babasını, annesini, öğretmenlerini, kendisini gönülden tebrik ediyorum. Böyle hayata yeni hazırlanan, tecrübesiz bir genç değil de pek çok şeyi kendi dünyasında halletmiş, karakteri, şahsiyeti oturmuş, idealleri, hedefleri oturmuş. Örnek başarılı bir gencimizle elhamdülillah karşı karşıyayız. Doğrusu bizleri çok memnun etti, mutlu kıldı, duygulandırdı. O bilinçli duruşu değil mi hocam? Kesinlikle. Çok büyük gurur verdi hepimize. Maşallah Cenab-ı Hak yolunu açık etsin. Yunus Emre Üniversite tahsiliyle sadece bir meslek kazanmayacak. Ben eminim bilgi üretecek, teknoloji üretecek. Ülkemize, bölgemize, insanımıza faydalı olacak. Cenab-ı Hak başarılarına, hayırlı başarılarına başarılar katsın inşallah. Tekrar amin, tebrik inşallah ediyorum. Hocam. Hocam eğitimin en büyük ayaklarından bir tanesi zannediyorum izniniz olursa hani bilgiyi vermekten ziyade aslında merhameti, şefkati, ahlakı, insan olmayı, keşfedebilme gücünü de vermek olmalı değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani işin ahlaki boyutu, dini boyutu, şahsiyet, kişisel karakter gelişimi kesinlikle önemli. Öncelikle insan olacağız. Öncelikle ahlaki değerlerimiz, derdimiz olacak. İnsanımıza, ülkemize, bölgemize yönelik kaygılarımız olacak. Onunla birlikte kendi toplumumuzun, kendi kültürümüzün, kendi medeniyetimizin insanı olacağız. Yunus Emre'de maşallah bu çok hoş bir şekilde, güzel bir şekilde oluşmuş. Diğer gençlerimize gerçekten sadece sınav başarısıyla değil, duruşuyla, idealleriyle, hayat çizgisiyle de örnek olacak bir örneği temsil ediyor doğrusu Yunus Emre. Tebrik ederim. Hocam yayın öncesinde sizinle konuşurken bizim derdimiz var diye bir cümle kurdunuz. Evet. Derdi olmak hakikaten ve o derdin getirilerini götürülerini hesaba katarak bu yola adım atmışsınız. Kesinlikle. Derdi olan öğrencileri çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki aynen, biz bir eğitim sürecindeyiz, biz bir eğitim öğretim elemanıyız. Derdi olan öğrenciler bizimle birlikte yol alsınlar diye kesinlikle bir çağrınız var. Kesinlikle. Üniversite eğitim öğretimi denildiğinde evet bu işi ciddiye alalım. Fakat çok tansiyon, çok gerginlik yüklemeyelim. Öğrencilerimiz aslında
önceki yıllara göre daha farklı imkanlar içerisindeler. İmkanları arttı. Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak söz konusu olduğunda ulaşacakları yerler, hemen müracaat edecekleri imkanlar, ortamlar arttı. Kendilerini çok iyi yetiştirebilecek durumdalar. Ben öğrencilerimize diyorum ki, lisans programlarımıza kayıt yaptırmış, kendi öğrencimiz olmuş kıymetli gençlerimize, öğrencilerimize diyorum ki, programlarınızı, derslerinizi değerlendirin. Hocalarınızla konuşun. Bu programların Türkiye'deki diğer üniversitelerde eş programlarında dersler nasıl, onlara bakın. Bunları inceleyecek imkanlarınız var. Rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Web sayfalarından programlarını inceleyebilirsiniz. Oradan hocalarla yazışabilirsiniz. Kendilerinizi geliştirmek adına. Bununla da kalmayın. Bu programların dünya genelinde üniversitelerde eş programları var. Onlarla ilgilenin. Neler yapılabilir? Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Orada gördüğünüz bir farklılık varsa hemen bunu hocalarınıza paylaşın. Zaten hocalarımız bu işin farkında. Önemli olan sizin kendi ihtiyaçlarınızla tabii bir şekilde bir arayışta olarak, bir dert sahibi olarak kendinizi geliştirmeniz. Böyle olduğunda üniversite eğitim öğretimi kesinlikle rahatlıkla başarabileceğiniz, disiplinli bir çalışmayla ve onun ötesinde kendinizi çok geliştirebileceğiniz imkanlar sunacak size. Yani ben idari görevlerimle birlikte lisans derslerine de muhakkak girerim her yıl. Bir lisans ile tercih eder. Öğrencilerimizin derslerine girince hocaları da olmuş oluyorsunuz. Daha yakın idari statünüzden öte sınıfta birebir hoca talebi ilişkisi kurabiliyorsunuz. Öğrencilerimizi daha tabii halleriyle tanıyabiliyorsunuz. O tanışıklığı ben doğrusu çok önemsiyorum. Böyle bakıldığında diyorum ki yani bu derslerden kalmak, geçmek bunları düşünmeyin. Mesele o değil. Bunun daha ötesinde dertlerimiz var. Biz insanımıza yönelik, dünyaya yönelik, bütün insanlığa yönelik önemli ideallerimiz olmalı. Bir üniversite tahsili bir genç için nedir ki? Disiplinli olarak günde birkaç saat çalışacaksınız. Size verilen ders notlarını güzelce hazmedeceksiniz. Sınavlarda başarılı olacaksınız. Mesele bu değil ki. Başarılı olabilirsiniz. 3-4 yıl sonra efendim lisans programlarınızdan da mezun oldunuz, bitirdiniz. Sonrası bütün bir hayatı, insanlarımızın ihtiyacını, bu memleketin, bu bölgenin, dünyanın geleceğini düşünecek tarzda büyük dertleriniz olsun. Evet. Üniversite eğitim öğretiminin haftalık 3-5 tane dersin yükü altında ezilmeyin. Siz dünyayı yüklenebilirsiniz, dünyayı omuzlayabilirsiniz. Nedir ki 3-5 tane ders, 3-4 yıllık bir eğitim öğretim programı, bir yabancı dil, iki yabancı dil, 3 yabancı dili öğrenin. Dünyada çeşitli örneklerini görüyorsunuz. Efendim şu ilim adamı 10 tane dil bilirmiş, ikisini çok aktif kullanırmış, diğerlerinden de okurmuş. Siz de okuyun, deneyin, her yıl bir farklı dilin akşamları kurslarına gidin. Her gün 1-2 saat ayırın. Ne olabilir? Elinize aldığınız bir metni ileride bilimsel çalışmalarınızda, profesyonel çalışmalarınızda bir başkasının desteği olmadan aşağı yukarı anlayabilir hale gelirsiniz. O konuda bir ihtiyaç içine düştüyseniz zaten o birikimle geliştirebilirsiniz. Yani bir fakülteyi nasıl bitiririm, diplomayı nasıl kazanırımın ötesinde daha öte ideallerle, daha öte hedeflerle, daha öte dertlerle dertlendirmek lazım öğrencilerimizi. Onlar kapasitelerinin farkına varıyorlar yani. Hocam son bir haftada öyle şeyler yaptım ki, bunu sürekli yapabilirsin. Yani son bir hafta değil, haftalarca sürdürebilirsin. Cenab-ı Hak o potansiyeli vermiş. Biz derdimiz kelimesi bende çok farklı anlamlara sahiptir. Öyle gidersek bütün programlar kalır burada. Hocam tekrar, kıymetli sözleriniz bana Thomas Eliot'un çok güzel bir sözünü hatırlattı. Der ki, enformasyon çağında bilgi nerede? Bilginin içindeki bilgelik nerede? Yani, siz aslında akademik planlamanızda tam olarak bilgiyi veriyorsunuz ama bilgeliği de sunan bir programınızın olduğunu ifade ediyorsunuz. Doğru mu anladım? Kesinlikle. Hevesin ve merakın sırtına binmiş bütün gençler adına şunu sormak istiyorum hocam size. 29 Mayıs Üniversitesi kampüsü. Biliyorsunuz çocuklarımız artık kampüs için de çok araştırma içerisine giriyorlar. Kesinlikle. Ve kendilerinin rahat, biraz da konfor içerisinde bulunabilecekleri, derin bir nefes alabilecekleri ders çıkışında alan arıyorlar. Kesinlikle.
Kesinlikle. Ben, üniversitemizin kampüsünü tanıtır mısınız hocam? Ben biraz önce Yunus Emre ile de arada sohbet ettim. Tercihlerin niye önde gelişeceğini sordum. Doğrusu çok bilinçli efendim tercihlerle ilgili kararlar vermiş durumda, öyle görünüyor. Bu çerçevede tercih edeceğiniz programın bulunduğu üniversite hangi ilde? Hangi ilde okuyacaksınız? Bunu öğrencilerimiz iyi değerlendirmeleri gerekir. Yani öğrencilerimizin o ilde üniversitenin yerleşkesi nerede? Ulaşım çok önemli. Yani bir yıl, iki yıl değil, dört yıl, beş yıl hazırlık programıyla birlikte bir çift Anadolu programı yapacaksanız 6. yıl girecek devreye. 6 yıl o yerleşkeye, o üniversiteye gidip geleceksiniz. Ulaşım imkanlarını iyi değerlendirmeniz lazım. Yani gün 24 saat. Bu 24 saat içerisinde tercih ettiğiniz üniversitenin yerleşkesi ve gidiş geliş programınız, günlük programınızı iyi düşünmeniz lazım. Hiç hesap etmediğiniz bir şekilde bunlar 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl bütün hayatınızı bu manada şekillendirecek. Yerleşkeyi ben öğrencilerimizin tercihlerini 1, 2, 3 şıkka indirdiklerinde muhakkak gidip o programları, yerleşkeyi, hocalarını görmelerini tavsiye ederim. Muhakkak üniversiteleri ziyaret etsinler. O ortamları, o mekanları görsünler. Bizim İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi yerleşkemiz İstanbul Ümraniye'de, efendim Üsküdar Çekmeköy metro hattının hemen bir durağında inildiğinde 5-6 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilecekleri şekilde bir kolaylığa sahip. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Köprüsü arasında orta bir yerde ulaşım sorunu olmayan, kendi içinde efendim yeşil alanları bulunan, yeni yapılmış modern derslikleri, amfileri bulunan çok hoş bir ortam var yerleşkemizin. Yerleşkedeki en önemli merkezi efendim binada kütüphane binası, ana giriş binası. Hocam, kütüphaneye gelmeden önce yurt imkanlarınızı da sormak istiyorum. Yurt imkanlarımız kız öğrencilerimiz için hemen üniversitemizin 5-600 metre ilerisinde büyükçe bir kız yurdumuz var açıkçası. O yurdumuzda bizim üniversitemiz dışında farklı üniversitelerden kız öğrencilerimiz de barınabiliyorlar. Çok büyük bir 1500 kişilik bir kız yurdumuz var. Erkek öğrencilerimiz için yerleşkemiz içinde konteyner sistemiyle kurulmuş böyle özel, efendim çok konforlu öğrenci sokakları oluşturduğumuz, etrafını yeşillendirdiğimiz, ağaçlandırdığımız güzel bir ortam. Onlar hemen yürüme mesafesinde derslerine katılabiliyorlar. Zaten bizim programlarımıza burslu yerleşen, burslu statüye yerleşen öğrencilerimiz için bizim yurt imkanlarımız ücretsiz takdim ediliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bursları da konuşalım hocam. Üniversitemizin burs imkanları nasıl? Bursları da konuşalım. Şöyle ki İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarına efendim %15'lik bir burslu kontenjan zaten ayırmak durumda vakıf üniversiteleri. Bu burslu kontenjanlara ve %50 burslu kontenjanlara ilk yüzde, 200'de, 300'de, 400'de, 500'de ve 500-1000 arasında yerleşen başarı, kendi puan türünde bu başarı sıralarıyla yerleşen, yine sözelde ve dil puanında 10.000'e kadar burslularda, efendim eşit ağırlık ve sayısalda 15.000'e kadar Türkiye Diyanet Vakfı'nın özel başarı bursları söz konusu. Ben burada Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelliyeti Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza çok teşekkür etmek durumundayım. Türkiye Diyanet Vakfı özel başarı bursları var. Orada ciddi anlamda nakit burslar veriliyor öğrencilerimize. Bunlar burslar ve özel koşullar bölümümüzde, web sayfamızda ilan edilmiş durumda. Orada öğrencilerimiz burslu kontenjan kısımlarını ve daha sonra %50 kontenjana yerleşen öğrencilerimiz için sunulan indirim ve imkanları dikkatlice okumalılar. Hemen bu burslar ve özel koşulların ilk kısmını okuyup geçmesinler. %50 kontenjanlara yerleşmeleri durumunda da yerleşimdeki başarı sıralarına ve tercih durumlarına göre ücretlerde çeşitli indirimler var. Onları dikkatli okumalılar
Bir defa bizi muhakkak ziyaret etmeliler. Bir şekilde ziyaret imkanları yoksa muhakkak çağrı merkezimizden bizimle orada uzman idari ve akademik personelimizle muhakkak görüşmeliler. Bu manada Türkiye Diyanet Vakfı başarıyı ödüllendiriyor. Üniversitemizin mütevelliyeti başkanı Diyanet İşleri eski başkanlarımızdan efendim Doktor Tayyar Altıkulaç hocamızın da burslar konusunda çok hassasiyeti var. Bursların takdim edilme amacı büyük efendim çapta başarılı öğrencileri bu üniversiteye çekerek özel bir şey yapmak durumundayız. Yani biz lisansta lisans eğitim öğretiminin ötesinde bir program sunuyoruz. Birazdan onlara değineceğim. Burslar konusu burada tamamıyla başarıyı ödüllendirmeye yönelik. Lisans eğitim öğretimi devam ederken de lisans notlarının belli bir seviyenin üstünde olmasına yönelik kazanılan indirimler var ayrıca. Burada da biz illaki başarıyı teşvik etmiş oluyoruz bir şekilde. Ben burada bir öğrenci, bir aday neden İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ni tercih etsin dediğimizde yerleşkemizle girmemiz çok isabetli oldu. İstanbul zaten ayrıca bir üniversite gibi farklı imkanlar sunan bir kent. Bilimsel imkanlarıyla, kültürel imkanlarıyla öğrencilerimizin lisans eğitim öğretim süreçleri yanında keşfettikleri kabiliyetleriyle kendilerini ayrıca geliştirebilecekleri çok değişik imkanlar sunuyor İstanbul. Biz bu konuda da öğrencilerimizi akademik danışmanları nezaretinde bilinçli yönlendirmeye çalışıyoruz. İstanbul'un bu kadar çok sunduğu imkanlarda bir sıkıntısı da öğrencinin kendi programını dağıtması. Yani onların programlarına yoğunlaşmaları, kendi kabiliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ek destekler almaları yönünde bir hassasiyet gösteriyoruz. Yoksa İstanbul'da kurslardan, derslerden, farklı seminerlerden geçilmiyor. Yani bazen bakıyoruz farklı eğitim kurumlarında öğrenciler üniversitedeki, fakültedeki derslerinden daha çok dışarıda farklı eğitim öğretim faaliyetlerine girmiş olabiliyorlar. Hocam o zaman şu cümleyi kursam doğru mudur? Siz emanet aldığınız bu çocukları kaybetmemek için, kaybolmamaları için kesinlikle, de elinizden geleni yapıyorsunuz. Kesinlikle her yönüyle ilgileniyoruz. Bizim ayrıca bir yurt dışı öğrencilerimiz var. Ağırlıklı olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın efendim desteklediği uluslararası Anadolu İmam Liselerinden seçtiğimiz öğrencilerimiz var. Onlarla daha ilgi, daha farklı bir ilgilenme usulü geliştiriyoruz. Kaybetmemek, kazanmak ve aldığımızdan daha öte geliştirmeye yönelik. Doğrusu ilk bahsettiğim yerleşke, yerleşkenin bulunduğu il, o ilde yerleşkenin konumu itibariyle üniversitemizin ayrı bir özelliği olduğu kanaatindeyim. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin tercih edilmesine en önemli bir diğer sebep de efendim akademik kadromuz. Akademik kadromuz konusunda hassasız açıkçası. Bütün programlarımızda kendi alanlarında güçlü, efendim tecrübeli, sonra devamlı taze kan, yeni genç hocalarımız var. Akademik kadromuzu her zaman geliştiriyoruz. Devamlı bir zenginleşme sürecinde bunu ifade etmeliyim. Lisans programlarımızın kendi aralarında çift anadal ve yan dal tabii imkanları var. Çift anadal ve yan dal programları da tabii öğrencinin lisans seviyesinde belli bir başarıyı koruyarak yürütebildiği programlar. Biz orada da mesela yer yer öğrencilerimiz ben şu programa tercih edeceğim. Şuradan da çift anadal yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bunda teorik olarak bir sıkıntı yok. Ama hangi programda çift anadal ve yan dal yapman senin için daha uygun? Biraz onu daha sabırlı program içerisinde düşün. Hocalarınla istişare et, danış. Yani bu bir hevesten ibaret olmasın. Gerçekten ihtiyacın mı değil mi? İçine girdiğin ilgi süreci itibariyle belki daha farklı bir alan düşüneceksin. Öğrencilerimiz zaten başarılı bir sınav sonunda bize yerleştikleri için muhakkak çift anadal ve yan dal düşünüyorlar. Mezuniyet törenlerimizde biz onu görürüz. Yani geçen yıl mezun ettiğimiz bir öğrencimiz bu sene tekrar mezuniyet törenine gelir. Çift anadal programından da bu sene mezun oluyordur. Biz tabii yan dal yapan öğrencilerimiz için bir yarı yıl, çift anadal yapan öğrencilerimiz için iki yarı yıl bulundukları bursluluk statüsünde imkanlarını uzatmış oluyoruz. Biz öylece onu destekliyoruz. Burada bir diğer unsur bizim
yerleşkemiz içinde ve öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olan kütüphane. Benim kanaatim üniversite demek kütüphane demektir. Evet. Yani elbette hocadır, elbette derstir. Bütün dersler lisans eğitiminde de lisans üstü eğitiminde de örneklemedir neticede. Yani siz haftada birkaç blok aldığınız ders sizin o alandaki bilimsel gelişiminiz, profesyonel gelişiminiz için yeterli değildir. Siz onları ayrıca öğrenci iş yüküyle kütüphanede bir ders çalışma alanında geliştirmek durumundasınız. Ben şunu hep söylerim. Yer yerde arkadaşlar adaylarımızın hocam acaba gözünü mü korkutuyorsunuz derler ama bizim üniversitemizde öğrenci iş yükü fazladır. Yani hocalar çok okuma programı verir, çok ödev verir, çok ders verir. Öğrencilerimiz derslerinden sonra 2 saat, 3 saat, 4 saat yer yer çalışabilmeliler. Hocam bu da öğrenciyi dinamik kılar aslında. Hep aktif tuttuğunuz bir sisteminiz biz var. Biz öyle olmasını bekliyoruz. Öyle oluyor, öyle görüyoruz. Bir şekilde o sebeple yani kütüphanemiz üniversitemizin girişinde uzunca büyükçe olan binanın üst 3 katında kendi içinde müstakil 10.500 metrekare kapalı alana sahip. Şu anda 110.000'i geçti kitap sayımız. Efendim üniversitemizin mütüvelliyeti başkanı Sayın hocamız Doktor Tayyar Altıkulaç hocamızın kütüphaneyle özel ilgisi var. Yer yer girer, kütüphanede masalar arasında gezinir. Orada efendim çalışan öğrencilerimize dışarıdan lisans üstü, yüksek lisans doktora yapan araştırmacılarımız da bizim üniversitemizin lisans üstü öğrencileri olması da biz üyelikle kabul ediyoruz. Kütüphanemize gelip üye kartıyla girip çalışabiliyorlar. Herkese kapısı açık. Herkese açık. Kütüphanenin evet, üst katında kütüphane. Kafeterya, çay ve çeşitli efendim imkanlar var. Öğle yemeklerini öğrencilerimizle beraber girip dışarıdan gelen araştırmacılar yiyebilirler. Kıymetli hocam, kütüphaneyi es geçmeden tekrar dönüş yapacağım. Çünkü size çok önemli bir şey daha soracağım kütüphaneyle ilgili. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ankara'da bulunan büyük kütüphanesi biliyorsunuz. YKS süreci, evet. LGS süreci yahut lisans üstü doktora yapan bütün herkesin kapısının sonuna kadar açtığı bu kütüphanemiz bu öğrenciler tarafından da çok sık kullanılıyor. Şimdi 4.5G bağlantısıyla saygıdeğer hocam Ahmet Mahmut Şen'e bağlanacağız müsaadenizle. Estağfurullah. Kıymetli izleyiciler, Ahmet Mahmut Şen'e bağlanalım. Bakalım Diyanet İşleri Başkanlığımızın kütüphanesinden bize nasıl kareler gösterecek? Merhabalar Hilal Hanım. Öncelikle misafirimiz 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mustafa Hocam'a stüdyomuza konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Şu anda Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kampüsü'nde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'ndeyiz. Diyanet TV izleyenlerimizin ekranlarına bu güzel güzide kütüphaneyi getirmek istedik. Kameraman kardeşim kısaca hemen şöyle bir gösterecek. Burada kitap ödünç alma bankosunda görevlilerimiz yer alıyor. Yaklaşık olarak 140 bin kitap olduğunu, bu kütüphanede yer aldığını biliyoruz. Bu kütüphane Hilal Hanım, 4 katlı bir kütüphane. Biz şu anda kütüphanenin zemin katında yer alıyoruz. Bu zemin katında kitaplarımız, raflarımız yer alıyor ve aynı şekilde öğrenci kardeşlerimizin çalışma alanları da özel çalışma alanları var. Camekanlar içerisinde gayet steril ve sessiz bir ortam sağlanıyor kendilerine. Şimdi ise kütüphane koordinatörümüz Mesut Bey buradalar. Ben hemen yanına doğru geçiyorum Mesut Hocam'ın. Öncelikle bir kendisini tanımak isteyeceğiz Mesut Hocam'ın. Daha sonra da kütüphane ile alakalı bilgilendirmesini isteyeceğiz kendisinin. Evet, merhabalar Mesut Hocam. Nasılsınız, afiyettesiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun, teşekkürler. Hocam kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Tabii. Mesut Bayar, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphaneler Koordinatörü olarak görev yapıyorum. Kitap severlere bilgi ve hikmet yolcularına hizmet etmekten lezzet alıyorum, onur duyuyorum. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Mesleğinizi, görevinizi aşkla yaptığınızı buradan hemen anladık. Hocam, kütüphane hakkında bizi kısaca bilgilendirebilir misiniz? Kütüphaneler diyoruz, Diyanet İşleri Başkanları Kütüphaneler Koordinatörü. Yani sanırım sadece burası da yok. Öncelikle kütüphanelerimizi ve burayı bize biraz anlatabilir misiniz, tanıtabilir misiniz? Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanemiz, Merkez ve Kocatepe şubeleri olmak üzere iki ayrı mekanda araştırmacılarımıza, okuyucularımıza hizmet vermekte.
Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanemize okuyucularımız geldikleri zaman hemen girişteki danışma bölümünden kimlik karşılığında kütüphane kartı alarak kütüphanemizin tüm imkanlarından istifade edebilirler. Aynı zamanda bu karta merkez yemekhanedeki otomatlardan yükleme yaparak öğlen yemeklerini de burada yiyebilirler. Yani okuyucularımız dediniz ama buraya öğrenci kardeşlerimiz de geliyor. Liseli ve üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz. Geldiklerinde hem steril bir ortamda, sessiz bir ortamda çalışma imkanı buluyorlar ve buradaki bütün kitaplardan istifade edebiliyorlar. Ve ayrıca burada yemek imkanı da olduğunu diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Kütüphanemizin hitap ettiği kitle gerçekten geniş bir kitle. Araştırmacılar, okuyucular, öğrenciler, gençler, vatandaşlarımız gelip burada kütüphanemizin bu aydınlık, ferah, huzurlu ortamından istifade edebiliyorlar. Hocam benim bildiğim kadarıyla burada çok özel bir bölüm de var. Yazma eserler bölümü diye biliyoruz. Evet. Orayla alakalı bizi biraz bir şeyler söyler misiniz? Tabii. Çok özel bir kısım olduğunu biliyorum çünkü ben. Evet, kesinlikle. Burada geçmiş kültürümüzü bize yansıtan, bizden sonra da gelecek kuşaklara aktardığımız yazma eserler bölümümüz var. Toplam 7500 civarında eserimiz var. Risaleleriyle bu sayı 20.000'e yaklaşıyor. Buraya yüksek güvenlikli, yüz sarayıcı sistemle özel iklimlendirme mekanizması olan kompakt dolaplarda biz yazma eserlerimizi muhafaza ediyoruz. Yani hocam bu kısma dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz giremiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Kimler giriyor hocam bu bölüme? Yüksek güvenlikli bir yer olduğu için buradaki uzman arkadaşlarımız oradaki kitapları kullanıp istifadeye sunmak üzere orayı kullanıyorlar. Sanırım hocam yine bildiğim kadarıyla burada patolog arkadaşlar var bu yazma eseri. Evet. Zamanla 200 yıllık, 300 yıllık burada evet. eserler olduğunu biliyorum ben. Evet. Bu eserler zarar görüyor, zamanla yıpranıyor. İşte ne bileyim nemden etkileniyor veya haşerat zarar vermiş olabiliyor. Evet. Bunlar da onarılıyor herhalde değil Tabii mi? Kesinlikle. Kütüphanemizde konservasyon ve restorasyon bölümümüz var. Burada yazma eser patoloji uzmanı arkadaşlarımız var. Tarihin tozlu yollarında yıpranan bu kitaplarımızı aslına uygun olarak, aslına sadık kalarak en güzel şekilde yarınlara nasıl aktarabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Örneğin cildi yıpranmış, kağıdı kopmuş, şirazesi dağılmış. Bu kitaplarımızı aslına uygun bir şekilde yarınlara kavuşturmak için, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapıyorlar. Evet hocam, şimdi buraya kütüphane dedik. Dört katlı bir yer dedik. Gayet de büyük ve çalışma alanlarının olduğu bir yeri söyledik. Buraya öğrenci kardeşlerimiz geliyorlar. Yoğunluğu nasıl hocam buranın? Yani lise, üniversite öğrencileri olsun ne kadar geliyorlar, ne zaman geliyorlar, hangi zamanlarda daha çok sık kullanıyorlar burayı acaba? Evet. Hafta içi kütüphanemiz açık zaten. 9 ve 17.30 saatleri arasında. Öğrenci kardeşlerimiz, daha sonra araştırmacılar kütüphanemize gelip istifade ediyorlar. Vatandaşlarımızdan gelenler var. Bizim merkez kütüphanemizde aynı anda 300 kişiyi, 300 okuyucumuzu ağırlayabilmekteyiz. Kocatepe şubemizde yine hakeza 140 okuyucumuzu orada misafir edebiliyoruz. Hocam Kocatepe'de tam olarak nerede? Caminin oralarda mı? Hemen caminin ön tarafında. Türkiye Diyanet Vakfı'nın giriş kapısının hemen yan tarafında. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgilerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, şimdi kütüphanedeyiz. Biraz da bu bölümde sesimiz yüksekti ama sesimizi biraz daha alçaltarak öğrenci kardeşlerimizin çalıştığı bölüme doğru kameraman Furkan kardeşimden rica ediyorum. Yavaş yavaş buraya doğru geçelim. Burada öğrenci arkadaşlarımız çalışmaya halihazırda devam ediyorlar. Ben hemen şu tarafa doğru geçiyorum. Çok da fazla sesimi yükseltmeden şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum. Hangi arkadaşlarla hasbihal edebilirim diye. Evet, şuraya sanırım yerleşsem iyi olacak. Merhabalar kardeşim. Merhabalar abi. İsminiz nedir? İsmim Yunus. Yunus kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Burada geldin ve ders çalışıyorsun. Aynen. Arkadaşları da rahatsız etmeyelim. Ne zamandan beri buraya geldin? Ya yaklaşık 1-1,5 ay önceden beri buraya geliyorum. Kimden duyduğuna geldi? Bir arkadaşım önermişti. Sağ olsun. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum kendisine evet. Buradan. Şu anda ne okuyorsun acaba? Şu an okulum bitti. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bitirdim Akdeniz Üniversitesi'nde. Akdeniz, Antalya. Aynen öyle. Eyvallah. Antalya'da benim bir yüksek lisans maceram vardı. Kısa da sürse. Akdeniz'den buraya neden geldin, Ankara'ya? İşte KPSS'ye hazırlanmaya gelmiştim. Dershaneye gittim. Dershanem de bitince
kütüphane arayışı içine girdim. Yani bu yaz sıcaklarında geliyorsun ve kütüphane arayışı için Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığımızın kütüphanesinde çalışma ortamı buluyorsun kendine. Aynen öyle. Peki, kardeşlerimize tavsiyelerin nelerdir buraya gelip çalışmalar hususunda? Ya buraya gelmelerini öneririm çünkü çok sakin bir yer, çok aşırı kalabalık değil ve çok sessiz bir ortam. İşte kaynaklar pek bize uymuyor ama kendi kitaplarımızla çalışıyoruz yine. Eyvallah, teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Bir de şu yanıma yönelmek istiyorum. Burada da genç bir kardeşimiz var. Seni tanıyalım kardeşim. İsmin nedir? Oğuz. Oğuz. Kaça gidiyorsun Oğuz? Lise sonu gidiyorum. Lise öğrencisisin. Evet, bu yaz sıcaklarında buraya geldin, çalışıyorsun. Sen ne çalışıyorsun? Ben de üniversite sınavında çalışıyorum. Üniversiteye hazırlanıyorsun. Lise sondasın. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz sana da. Peki buradan çok kısa yayını bitirmek üzereyiz. Hızlıca genç arkadaşlarımıza, bilakis sen liseli olduğu için liseli kardeşlerimize söylemek istediğin nedir? Yani gelmelerini öneriyorum. Sessiz, sakin bir ortam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Diyanet TV ekranlarında Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kampüsü'nde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'ni ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Gününüz bereketli olsun diyorum. Buradan tekrar stüdyo konuğumuz Mustafa Hocam'a teşekkür ediyorum. Hilal Hanım, sözü size, stüdyoya bırakıyorum. Sevgili Ahmet Mahmut, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli hocam, biz de kütüphanemizden canlı bir bağlantı yaptık az evet, önce. Hocam. Sizin misyonunuzda, sizin vizyonunuzda kütüphanenin yeri çok önemli ve çok büyük. Sizin bir konuşmanıza şahit olmuştum sayın hocam. Şunu diyordunuz, bir öğrenci bize ben şunu araştıracağım, böyle bir kitaba ulaşmam gerekiyor ve kütüphanede bulamadım dediğinizde biz muhakkak onu araştırıp bulup getirip kütüphanemizde mutlaka öğrencilerimizin eğitimi için sunuyoruz. Bunu dinlediğimde şöyle içimden geçirmiştim. Ya altı üstü bir kitap. Evet. Ama bunu es geçmeden, önemsiz saymadan o öğrenciye hizmet edebilme aşkı var üniversitenizde. İşte o altı üstü bir kitap önemli bir kitap doğrusu. Biz bu konuda şu rahatlığa sahibiz. Tekrar şunu ifade etmek durumundayım. Ben her hafta hocalarımızın, akademik personelimizin bölümde kullanacakları, öğrencilere ödev verecekleri, bu bölümde, bu programda bulunması gerektiğine inanarak sipariş ettirdikleri kitapları imzalıyorum devamlı. Mütevelliyeti Başkanımız Tayyar Bey Hocamızın da bu yönde talimatı var. Lütfen kütüphaneye kitap alalım. Doğru o. Yani kitap alımı konusunda bizim bir sınırlamamız yok bu imkanla. Yeni programlar açtığımızda hocalarımıza diyoruz ki lisans programına bir çalışın. Yükseköğretim Kurulu'nun standart programları var. O programlar içerisinde bizim koyacağımız seçmeli derslerimiz var. Hocalarımızın kendi vizyonları, beklentileriyle oluşturdukları dersler var. Lisans programlarımıza çalışalım ama bu program için gerekli olacak kütüphaneye de çalışalım. Bu program üniversitemizin bir fakültesinde, bir bölümünde böyle bir lisans programı açılıyorsa kütüphanede de o programla ilgili kaynakların bulunması lazım. Hemen dersler başladığında öğrencilerimize sunacağımız ödevler, kendi hocalarımızın yapacağı bilimsel çalışmalar sebebiyle ihtiyaç duyacakları kitaplar. Bunlarda hazırlıklı olalım, o kitaplarımızı hemen alalım. Yani bir şekilde bir öğrencimiz ben yer yer bana bir şekilde sohbet etmeye, çeşitli taleplerini bildirmek için randevu isteyen gelen öğrencilerimiz olur. Orada ben derim ki yani bulamadığınız bir kitap oluyor mu? Ulaşamadığınız bir makale oluyor mu? Bunu bildirelim kütüphane dokümantasyon daire başkanlığımıza. Bu kitapları size muhakkak temin etsinler, elde etsinler ve o kitapları okuyun. Birebir aldığımız kitaplar yanında artık elektronik kütüphanecilik de çok gelişmiş durumda. Tabii hocalarımızın yerli, yabancı, uluslararası elektronik kütüphane koleksiyonlarına aboneliklerimiz var. Yani bu abonelikler her yıl efendim yenileniyor. Hocalarımız internet ortamında da aradıkları makaleleri, dijital ortamda ihtiyaçları olan kitapları oradan temin edebiliyorlar. Kütüphane bir üniversite ortamının doğrusu olmazsa olmazı. Yani kütüphaneler devamlı öğrencilerin girip çıkıp yoğun bir şekilde çalıştıkları. Kütüphanemizde öğrencilerimizin uygun mesafelerle devamlı çalıştıkları
açık ortamların dışında bizde ödev hazırlayacakları sesli çalışmaları gerekecek ortamlar da hazırlanmıştır. Böyle cam bölmelerle dışarıya ses geçirmeyen kütüphane müdürlüğünden belli bir süre için anahtarını alıp geçip çalıştıkları özel çalışma odaları var. Oralarda sesli bir şekilde efendim projelerini tartışabiliyorlar, ödevlerini hazırlayabiliyorlar. Şu ortamlar dahi oldu. Malum salgın döneminde uzaktan eğitim süreçleri yaşadık belli bir dönem. Kütüphanemize gelen akademisyen hocalar olabiliyor. Dışarıdan da bizim kadromuzda olmadığı halde. Bir iki saatlik yapacağı bir dersi var. Kütüphanemizde o özel cam mekanlı bölümlere geçip internet ortamında bir bilgisayarla derslerini yapıp tekrar bilimsel çalışmalarına dönebildiler. Kütüphane ortamında kullanabilecekleri elbette ki efendim lavabo ortamları, özel eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar, yorulduklarında üst kata çıkıp çay içebilecekleri, bir şeyler atıştırabilecekleri kafeterya ortamları var. Bu manada yani huzurla çalışabilecek bir ortam üniversitenin olmazsa olmazı. Devamlı da geliştiriyoruz biz kütüphanemizi. Kitap üç alıyoruz. Katlıydı değil mi hocam? Evet, kendi içinde müstakil 3 katlı. Her bir katı sınav dönemlerinde bayağı dolar tabii. Aynı anda çok rahat bir şekilde 1500 kişinin çalışabileceği bir kapasiteye sahip doğrusu. Kütüphanemiz İstanbul'da da vakıf ve devlet üniversiteleri içerisinde dikkat çeken mimarisiyle de gelip başka efendim üniversitelerden kütüphane uzmanlarının ziyaret ettiği belli yönüyle efendim örnek aldığı bir kütüphane. Ben doğrusu sundukları imkanlar sebebiyle vakfımıza da üniversitemizin mütevelliyetine de bu manada teşekkürlerimi ifade etmek durumundayım. Benim bir diğer bahsetmek istediğim husus burada öğrencilerimizin danışmanlık hizmetleri. Bu çok önemli açıkçası. Onu ifade etmeliyim. Her bir programa yerleştirip kayıt yaptıran öğrencimiz için illaki bir akademik danışman söz konusu. Hı hı. Bu danışman öğrencilerimizin lisans eğitim öğretimini takip eder. Alacakları, istedikleri seçmeli dersleri onlarla istişare ederler. Seçmeli ders paketlerinde alan içinden, alan dışından hangi dersleri almalıyım? Bu derslerin eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde transkript ve kredi efendim süreçler açısından kontrolün de yapılması önemli tabii çocukların 8 yarı yıl sonunda mezuniyetleri açısından. Bir akademik danışmanları muhakkak vardır. Mezun oluncaya kadar bu danışmanlık süreci devam tabii, ediyor hocam? Devam ediyor tabii. Her dönem ders alma seçme dönemlerinde danışmanlarıyla irtibatlı olmak durumundalar. Onun dışında da derslerle ilgili, eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili istişare etmeleri gereken bir şey varsa danışmanlara zaten devamlı onlarla görüşme saatleri ilan ediyorlar. Her bir ders aldıkları hocalarla da bu iletişimleri sürdürme imkanları var. Ama bu işle görevli hocalar oluyor. Onun ötesinde 17-18, 24-25 yaş arası psikolojik olarak da farklı bir dönem takdir edersiniz ki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek durumundayız çocuklarımıza. Ayrıca öyle bir danışmanlık imkanımız var. Bu manada psikolojik danışmanlık alma ihtiyacı olan çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Daha ötesi durumlar söz konusu olacaksa, nadiren de olsa, ayrıca okul dışında da bu tür ihtiyaçlarına yardımcı olduğumuz çeşitli sağlık kuruluşlarına, profesyonel efendim ilgilere irtibatlandırdığımız öğrencilerimiz olabiliyor. Orada da biz öğrencilerimizi kendi haline bırakmıyoruz açıkçası. Yer yer aileleriyle görüşmemiz gereken durumlar olabilir. Burada ciddi bir ilgi var. Bölüm başkanları, dekanlar nezdinde gerekiyorsa biz dahi devreye girebiliyoruz bu tür süreçlerde. Onun ötesinde lisans eğitim öğretim süreçlerinde olur ya çeşitli sebeplerle başarısızlık ihtimali beliren çocuklarımız olabiliyor. Az da olsa onlarla daha yakından akademik destek programı uyguluyoruz o çocuklarla. Gerekiyorsa hocalar onlara ek dersler temin ediyor. Eğer daha yakından bir ilgi gerekiyorsa bu ilgi danışmanlık olarak gösteriliyor. Veya lisansüstü öğrencilerimizden veya kendi sınıfından dersleri nispeten daha iyi olan ve o arkadaşına yardımcı olabilecek akran danışmanlıkları eşleştiriyoruz.
Ve onlar takip ediliyor. Hı hı. Hadi siz kendi aranızda çalışın, birbirinize idare edin falan değil. Onlar sürekli olarak takip ediliyor. İlgili öğrenciden raporlamalar alınabiliyor. Tekrar ikisiyle beraber görüşülebiliyor. Yani bizim ilgimizle, bizim desteğimizle bir öğrencimizi kazanacaksak biz kazanma derdindeyiz. Kendi haline bırakalım. Kendisini toparlar, toparlamasa kendisi bilir demiyoruz. Bu tür ilgiyle kazandığımız çocuklarımız oluyor. Şu anda hayata açılmış, atılmış, yurt içinde, yurt dışında öğretmenlik yapan, kendi haline bıraksak belki başarısızlığıyla baş edemeyecek öğrencilerimiz olabilecekti. Biz bu çocuklarımıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin çoğunluğu ise mezuniyet sonrası akademik ilgileri, akademik programları olacak başarılı öğrenciler doğrusu. Onlara da akademik gelişim programları uyguluyoruz. Şöyle ki bu akademik gelişim programları her bir lisans programımızın belli dönemlerinde kayıtlı oldukları lisans programlarının zorunlu ve seçmeli dersleri dışında ek dersler uygulanıyor çocuklara. Farklı bir alan mı? Kendi alanlarında, yani kendi ağırlıklı olarak kendi alanlarında ek dersler. Mesela ilahiyat programında neredeyse ikinci bir fakülte gibi birinci sınıftan itibaren çocuklara bir şekilde temel İslam bilimlerinde, felsefe ve din bilimleri, İslam tarihi ve sanatlarına yönelik lisans programlarıyla efendim denk fakat geliştirici ek programlar uygulanıyor. Bu ek programlarda da hangi dersleri kaç kredi alacaklar, kaç saat alacaklar bunlar takip ediliyor açıkçası. Ben her birisine gireyim, hepsinden alayım öyle değil. İhtiyacı olacak, onlar da belli bir başarı grafiğini koruyacaklar, çalışacaklar, onlara vakit ayıracaklar. Hocam, günümüzde dijital çağ mı diyelim, teknoloji çağı mı diyelim, hani çocuklarımızın zihinleri bir anda o kadar çok şeyle meşgul olabiliyor ki hani bir koltuk altında 4-5 tane karpuzu taşıyabilecek kadar yetenekli, becerikli bir nesille karşı karşıyayız. Evet. Lakin üretirken çok da çabuk tüketebiliyorlar. Bilgiyi çok çabuk keşfedebiliyorlar. Her şey parmaklarının ucunda ama o bilgiyi nasıl kullanması gerektiği hususunda bir mentor mu diyelim, kılavuz mu diyelim, el feneri mi diyelim. O yüzden akademik camiada, akademik kadroya çok ciddi ihtiyaçları var. Kesinlikle. Yol göstericiye muhtaçlar. Kesinlikle. Üniversiteniz olarak hocam, 29 Mayıs Üniversitesi olarak şu anda anlatmış olduğunuz şeyler o kadar kıymetli ki can kulağıyla dinledim sizi. Sağ olun. Hani salmış, bırakmış bir duruş söz konusu değil. Yok, değil. Aksine biz tuttuk ve kazanacağız, şekilde mezun edeceğiz. Kesinlikle. Diye bir misyonumuz var. Yani üniversite şundan ibaret değil Hilal Hanım. Güzel kampüs yerleşkeleri, binalar yaptırdık. Hocalarımızı bulduk. Ders programını ilan ettik. Hı hı. Çocuklar girecekler, derslerini alacaklar. Öğle vakti yemeklerini yiyecekler. Dersleri bitince evlerine gidecekler. Değil. Bunun birkaç katı fazla bir şey üniversite. Yani ders dışında o çocukları yönlendirecek, mevcut bilgiyi öğrenecek, hazmedecek, onun ötesinde ilgi sahip olacak, bilgi üretmeye yönelik çabalamalara girecek, lisansüstü programlara efendim heves edecek, lisansüstü programlar için gerekli olan altyapıyı hazırlayacak, bir anlamda böyle kendisi bir şeyler okuyup ödevler hazırlayacak, çeşitli yazılı raporlamalar yapacak. Çocukları bu yönde teşvik etmek gerekiyor. Orada görüyoruz ki çocukların kapasiteleri programlı çalışmalarla giderek açılıyor, artıyor. Bir dil yetmez. İkinci bir dil, üçüncü bir dil gerekiyorsa bunu öğrenmeleri gerekir. Ve bunu başarabiliyorlar öğrenciler. Kesinlikle İktisadi İdari Bilimler fakültemizin programlarında, siyasette, ekonomide, edebiyat fakültesi programında, eğitim fakültesi programlarında kesinlikle bir hazırlık dili İngilizce okuduysa bir Almanca, bir Fransızca, eğer alan gerektiriyorsa bir Rusça, yerine göre efendim bir Arapça, İktisadi İdari Fakültesi öğrencilerimizden efendim Arapça öğrenen öğrencilerimiz olabiliyor. Hı. Üniversitemizin çeşitli araştırma merkezleri var. Orada sürekli eğitim merkezinde, Aromer Arapça Öğretim Merkezi'nde farklı dilleri öğrenme imkanları var. Burada hocalarımız onlara düzenli programlar uygulayabiliyorlar. Mesela Arapça Öğretim Merkezi'nde Arapça
programımız, hazırlıktaki programımız biraz daha böyle belki 1,5-2 yıla yayılarak dışarıdan isteyen ilgililere de aynı programı uygulayabiliyor. Aynı kalitede aynı programı uygulayabiliyor. Sürekli eğitim merkezinde İngilizce dışında Fransızca, Almanca, Rusça çeşitli farklı sertifika programlarıyla beraber yürütülebiliyor. Bu manada da iddialıyız. Kendi öğrencilerimize haliyle bu imkanları açıyoruz programların evet. ihtiyaçları olarak. O sebeple yani bir lisans eğitim öğretiminin ötesinde daha farklı bir donanımla karşımıza çıkıyorlar, geliyorlar. Mesela mezunlarımız, bunu rahatlıkla ifade etmeliyim, bizim lisansüstü sınavlarımızda çok başarılı oluyorlar. Bu hafta nasip olursa Perşembe Cuma günü lisansüstü programlarımızda biz sınavlarımızı gerçekleştireceğiz. Ona da değinelim bir hocam. Lisansüstü programlarınızda yurt dışı için de eğitimleriniz var değil mi? Şimdi şöyle, bizim mesela bütün lisans programlarımızın muadil olan yüksek lisans programlarımız var. Ayrıca çeviri bilim, felsefe, tarih, temel İslam bilimleri, Türk dil ve edebiyatı, siyaset bilimi, uluslararası ilişkilerde doktora programlarımız var. Ayrıca erken çocuklukta ahlak ve değer eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik, efendim tezli tezsiz yüksek lisans programımız, İslam ekonomisi ve finansı tezli tezsiz yüksek lisans programlarımız da biz. Bunların birebir lisans programları yok ama biz interdisipliner programlar olarak bu programlarımızı da açmış durumdayız. Geçen yıldan itibaren devreye girdiler. Orada adaylarımız, öğrencilerimiz var. Bu yılda tekrar ciddi müracaatlar var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın özellikle manevi danışmanlık ve rehberlik, erken çocuklukta ahlak ve değer eğitimi, yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilgi alanında olan, Türkiye'de ayrıca belli bir ilgi alanıyla gelişen İslam ekonomisi ve finansı tezli tezsiz lisansüstü programımıza ilgi çok fazla. Bu programlarımızda bakıyoruz ki bizim mezunlarımız çok başarılı. Bizim mezunlarımız ayrıca farklı üniversitelerin akademik birimlerinden de istifade etmek için farklı üniversitelerde yüksek lisans doktora programlarına giriyorlar. Yurt dışında doktora yapan, akademik çalışmalarını sürdüren mezunlarımız var. Çok rahatlıkla bu sınavları kazanıyorlar. Bize sınavlara girdikleri üniversitelerden, meslektaşlarımızdan dönüşümler var. Hocam maşallah çok birikimli çocuklar diyorlar. Yabancı dil problemleri olmuyor. Ayrıca mezunlarımız yine ülkemiz üniversitelerinde araştırma görevliliği sınavlarında çok başarılılar. Yabancı dilleri, birikimleri çok dikkat çekiyor. Tabii bu bize gurur veriyor. Zaten açıkçası araştırma üniversitesi olmanız zaten başlı başına hocam sizin için çok büyük kesinlikle bir getiri. Üniversite tabii, üniversite dediğimiz yüksek öğretim kurumları, eğitim öğretim faaliyeti, kendi içinde idari ve akademik yönetişim, araştırma geliştirme programları, uluslararasılaşma süreçleri ve işte efendim bu araştırma merkezleri ve eğitim merkezleri kanalıyla topluma katkı yapacak lisans ve ön lisans programları dışında ek sertifika programları sunmak durumunda olmalıdır. Biz bu alanların her birinde stratejik plan çalışmalarımızla irtibatlı olarak dikkatli, ihtiyatlı bir gelişme süreci içerisindeyiz. Henüz 12 yılını tamamlamış bir üniversite. Ama şunu görüyoruz, Yükseköğretim Kurulu raporlamalarından, çeşitli bağımsız kuruluşların yaptığı raporlamalardan üniversitemiz istikrarlı bir başarı seviyesi yakalamış durumda. İyi yolda ilerliyor, güzel işler yapılıyor. Ama bir üniversite için 10 yıl, 15 yıl çok kısa bir süre evet. açıkçası. Ama hocam şemsiyeyi öyle geniş tutmuşsunuz ki. Hamdolsun. Pergenin ucundan her geçen gün daire daha da büyümüş. Hamdolsun. Biz şunun farkındayız. Daha yapacak çok işimiz var. Ama neler yapmamız gerektiğine dair ideallerimiz, planlarımız var. Bu konuda hep rahat ve açık yüreklilikle bir istişare anlayışı içerisindeyiz. Herkesten, her bir kurumdan, her yerden içinde bulunduğumuz kurumu geliştirmeye yönelik güzel, açık fikirlere biz devamlı açığız. Yani bu kurumları geliştirme sorumluluğu elbette ki üzerimizde. Ortak akılla, ortak istişareyle güzel işler yaptığımız kanaatindeyiz. Yapacağımız işlerle de planlarımız, hedeflerimiz var. İnşallah
daha başarılı yönlere doğru gelecektir diye düşünüyoruz. İnşallah hocam. Peki İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi olarak vizyonunuzda, misyonunuzda en çok önem verdiğiniz değerlerinizi de merak ediyoruz hocam. Bizim doğrusu Türkiye Diyanet Vakfı'yla da irtibatlı olarak ben Türkiye Diyanet Vakfı'nın lisansüstü burslarıyla eğitim, öğretim ve ilmi çalışmalarını sürdürmüş bir adayım doğrusu. Vakfa bir yüksek lisans öğrencisi olarak 1989 yılında İslam Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı adayı olarak çalışmalarıma başladım. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu çalışmalar içerisinde bu hizmetleri de üstlenme imkanını elde etmiş olduk. Böyle bakıldığında Türkiye Diyanet Vakfı'nda üniversitemizin de milli manevi değerlerine bağlı, bu memleketi efendim dert edinen ahlaki etik efendim derdi olan diğer inançlara saygılı, gelişmeye, eleştirel düşünmeye açık, memleketimizin geleceğinde önemli paya sahip biraz önceki kardeşimiz Yunus Emre gibi böyle başarılı gençler yetiştirmek, ülkemizi geliştirme kaygısı olan, derdi olan gençler yetiştirmek, bilimsel manada eğitim öğretim faaliyetleriyle, bilimsel araştırmalara katkısıyla, efendim kurumsal tecrübeleriyle de ülkemizin, bölgemizin önde gelen aranan üniversitelerinden biri olma yönünde bir doğrusu çaba içerisindeyiz. Vakfımızın devamlı desteği bizimle, bundan eminiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülkemiz genelindeki efendim imkanlarını ve güvenilirliğini devamlı yanında hisseden bir üniversiteyiz. Vakfımızın üniversitesiyiz. Bu manada kıymetli Diyanet İşleri Başkanımıza, Ali Erbaş Bey hocamıza, vakfımızın mütevelliyetinin kıymetli üyelerine, üniversitemiz mütevelliyet başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç hocamıza, üniversitemizin mütevelliyet üyelerine verdikleri destek için, katkı için ben teşekkürlerimi burada tekrar ifade etmek durumundayım. Üniversitemizin ayrıca akademik ve idari personeline, fedakarane çabalarına her zaman şükranla karşılık vermek durumundayım. Öğrencilerimize çok teşekkür borçluyum doğrusu. Neden? Onlar hep idealleriyle, başarılarıyla üniversitede sunulan imkanları değerlendirmeye çalışıyorlar. Bütün faaliyet onlar için doğrusu. Biz yerleşkemizle, akademik kadromuzla, idari kadromuzla, evet, oluşturduğumuz fiziki ve eğitim öğretim altyapısıyla nihai hedefimiz onları hayata, bilimsel çalışmalara, geleceğe daha donanımlı, ideal sahibi, karakterli, şahsiyetli bireyler olarak yetiştirmek. Çok teşekkür ediyoruz. O da hamdolsun bizim için yetiyor. Kıymetli bilgileriniz için çok sağ olun. Yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bize iştirak ettiniz. Ben teşekkür ederim. Ayrı ayrı gençler adına da çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli izleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın günün bereketinde yepyeni konuklarımızla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.